Merhaba. Bugün sizlere Gönül Dağı'ndan, Sivrihisar'dan merhaba diyoruz. Tam Gönül Dağı'nın dibinde kahvaltımızı kurduk. Bugün misafirimiz var. Baba. Aslında yolculuğumuz Muğla tarafına, Marmaris'e. Dayım ve yengem, yani kaynanam ve kayınbabam misafirimiz bugün. Kahvaltımızı buraya kuruyoruz. Kızım, nasıl, iyi mi? Evet, çok güzel. Hadi bakalım. Evet. Şu anda belediye başkanının dizideki tabi. Evinin önündeyiz. Ramazan'ın Asuman'ı beklediği yerler burası. Şöyle de devam edelim. Gönül Dağı'na doğru bu arada çıkıyoruz. Mimari gerçekten eski yapılar da var. Şöyle yenilenmiş yapılar var. Şurada tamamen eski bir yapı var. Sokaklar güzel. Aslında diziyle meşhur olmuş bir yer Sivrihisar, ancak yani kendisi de çok otantik, meşhur. Biraz bakir kalmış. Özellikle dükkanları göstermeye çalışacağım size şimdi. Yerler var. Dayım ve kaynanam ve kaynbabamla geldik. Ali oğlum, el salla bak. El salla dayı. Ha canım, yanımda hiçbir şey yok ya. Verdim ya, yemedi. Ekmek yemedi değil mi? Evet. Hadi bak. Devam et. Gel. Çağırsana. Sivrihisar'dan sonra Afyon'a durduk. Burası Afyon. Sürekli uğradığımız, gezdiğimiz ve stres attığımız, daha doğrusu dinlendiğimiz bir yer. Yolculuğu keyifli bir hale çeviriyor. Onun için bu gibi AVM'leri falan dolaşmak güzel oluyor. Dayım yanımda. Ali! Afyon'dan çıkıyoruz. İstikametimiz. Bundan sonraki ilk durağımız neresi oğlum? Denizli. Denizli'de Pamuk, yani şey, Pamukkale'ye uğramayı düşünüyoruz. Afyon böyle işte. Açık bir alışveriş merkezi. Üstü açık. Şöyle devam ediyoruz. Denizli yaz kaldı. Binarı geçtik. Acıgöl'ün kenarında. Biraz mola verdik. Meyve falan. Şöyle size dağları da göstermek istiyorum. Çardak'tayız. Çardak. Ekinler biraz daha canlı, daha ayakta. Devam edelim, hadi bakalım. Bugün
Çukurova tarafında Gökçe köyü var. Oradayız. Şöyle bir köprüden geçeceğiz. Şuradan mandalina ve portakal ağaçları. Köylülerin yaptığı bir köprü görelim. Bu yoldan aşağı doğru. Bu körfezin ismi neydi dayı? O körfezin ismi? Gökova körfezi diyelim. Yani Gökova'nın altındaki körfeze doğru Gökçe köyünden inen bir yol var. O tarafa gideceğiz. Şuradan da Marmaris'e giden yolu. Şurada. Sol tarafım portakal ve mandalina bahçesi, sağ tarafım Gökova Körfezi'ne inen bir dere. Ve yanımda da bir salladak. Köylüler şöyle geçiş şeyleri yapmış tabi buna. Yaya geçit gibi ama buradan araba da geçiyor. Az öncekinden geçmezdi. Şu şekilde. Dayım bir tane koparttı. Bıçağım yanımda değil. Olsaydı. İçini öyle yiyorlar mı? Yiniyor bu yani. Soyuyorlar bunu da. Ben birkaç kere şeyden aldım. Yani o kadar güzel kokuyor ki ya, müthiş bir aroma var. Anlatamam. Süper. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Yeşil fışkırıyor her yerde. Toprak çok bereketli. Şey bir güzel şeyler, biraz baktık fotoğraf çekelim. Şunu bitkinin ismini unuttum. Hatırlamaya çalışıyorum. Ekim tarlası. Dayım İç Anadolu'nun çiftçisi. Şimdi bu ne? Susam. Susam. Dayı bizim İç Anadolu'nun çiftçiliğiyle veya arazisiyle burayı nasıl değerlendiriyor? Çok var. Bura farklı. Şunlar orada yok, susam orada yok. Yeşil bir de. Kavak söğütler orada başka bir şey. Doğru söylüyor, kavak söğüt. Susam ama ekine benziyor değil mi dayı? Müthiş. Güzel. Gerçekten hayranlıkla geziyoruz burayı. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok diyor ya. Adam doğru söylüyormuş yani. Hakikaten görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Susam.
İki güzel canlı bize doğru geliyor. Bakalım. Yaklaşırlarsa çekmeye çalışırım sizin için. Burada yeni bir ağaç kesmişler. Bu şey değil mi işte dahi? Aşıklar yolundaki ne ağacıydı ya? Okaloptus. Evet. İç kısmı böyle okaloptus. Aslında buralarda yaygın o. Bak gelenler var. Gördünüz mü? Dur. Tamam. Hayır. Tamam. Çiftçi var. Orada bir dere gibi bir yer var. Muhtemelen odunluk bir şey kesiyorlar. Bunlar bizim arkadaşımız oldu. Takip edelim. Her geldiğimde buralara aşık olup gidiyorum ya. Buralarda yaşamak istiyorum. Hep. Nasip eder Allah inşallah. Öyle bir hayalim var. Şimdi gezerken demek ki buralarda domuz olduğunu söyledi dayım. Şöyle. Evet, hakikaten domuz. Bak. Nasıl, neresiyle yapıyor dayı bunu? Değil mi? Bunlar bizi takip etmeye devam ediyor. Bura Marmaris tarafına, şuradan arkaya geçiyor. Artık o yol burada yok. Şöyle devam ettiğimizde Akyaka Körfezi. Hemen sağ tarafta Akyaka var. Azmak biraz daha üstten gidiyor herhalde. Burası Akyaka Körfezi. Dayımın dediği az önceki domuzlar da buradan geçmiş. Şurada. Şu canlar da bizi takip ediyor. Buralara gelince insan geri dönmek istemiyor. Yürümeye devam. Dayım ve yanında canlar. Çok güzel hayvanlar. İnsanlar hayvanlarla, canlılarla, tabiatla, doğayla bütün bir şekilde yaşamayı unuttular. Şehirlere büyük büyük kentler yaptılar ve içerisine tekrar yapay parklar, bahçeler yapmaya çalıştılar. Halbuki doğa zaten bunu bize veriyor. Doğayla bütünlüğü, hani teknolojide bir söz var ya, senkronizasyon, işte biz o senkronizasyonu doğayla yapamadık insan olarak ve kendimizi bu güzel tabiattan sıyırdık. Tabii doğamız gereği de özlüyoruz. Körfez'e kadar inelim mi dayı? Aslında kıyıya inecektik ama tabi her plan
bizimki gibi olmuyor. Plana dahil olan, planımızı değiştirenler oluyor. Onun için plan değişti. Dönüyoruz. Tabii ama nereye? Marmaris. Muhtemelen şeye, Çubucak kamp alanına. Şimdi orası bomboştur. Yazın geldiğimizde yine atacak yer yok. Kamp alanına piknik için gidiyoruz. Oralarda çeker gösterebilirsin. Gelin. Sizi bırak. Aldığımız yere bırakalım. Yanımızda akan derenin sesini duyuyorsunuzdur. Marmaris yolu şurası da değil mi? Bak şu tepedeki yolu. Haydi. Haydi gidelim. Yürüyüş yolunda bu kadar yeter. Oh, yeteri kadar görüntü aldım diye düşünüyorum. Devam edelim bakalım. Datça yolunda. Şöyle yolu da göstereyim. Şu yolda Çubucak Orman Parkı'na geldik. Abi Aralık ayındayız. Kamp alanı boş ama güzel. Girişinden sakin bir ortamda size burayı çekmeye çalışacağım. Girişi bu şekilde. Ödemelerinizi buraya yapıyorsunuz. Şurada bir araç otoparkımız var. Çubucak Orman Kampı'nın iskelesindeyiz. Tabii tamamen yeşillenmiş zemin. Yazın insanlar buraya basa basa çemin içime mahvoldu. Tamamen toprak oldu. Burada balık tutan insanlar var. Thank you.
Ya bu sinekte yazın nasıl duruyorlar Fatma? Yazın olmuyor direkt bu kadar sıcakta. Sinek var diyorlar mıydı bir yerde? Hiç bilmiyorum. İnsanların ayağı çekilince tekrar yeşermiş. Tabii nasıl yeşermiş? Yeşermez burada. Bir de Şubat'ta falan bu. Soralım mı aşkım? Burada. Şöyle dikkat. Neredeyiz? Tabii ki Hisar önündeyiz. Yazın kampı yaptığımız ama o dolu alan. Görüyor musun? Bomboş. Yazın terlikle yürüdüğümüz yerde şimdi ayakkabıyla yürüyoruz. Kışın gerçekten buraya gelmek başka. Şuna bak hepsi. Önü kamp alanındayız. Yazın kamp yaptığımızda buralar doluydu. Benim çadırım hemen şuradaydı. Şimdi bomboş. Yeşilleniyor. Şuradan da şöyle denize çıkıyoruz. İnsanın gerçekten dokunmadığı yer hemen yeşilir. Hem yeşil alan olmuş. Burada da bir cam. Şu an Marmaris'teyiz. Arka tarafımız sahil. Şu yan tarafımızda Gaziantep'ler günü var. Burayı gezeceğiz. Şimdi sizi de Gaziantep'ler ne diyoruz diye bakın. Gaziantep'ler günü. Öyle ne? Gaziantep'ler. Evet. Neyse abi. Girince görürsünüz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bacanağımız bahçesinde horuzlar ve tavuklar sabahleyin bizi sabaha uyandırdı. İnsanoğlu işte bu yani doğadan, doğanın getirdiklerinden ayrılmazsa çalar saat gibi seni uyandıran bile var. Şurada bir mandalin bahçesi şeyi. Ağacı. Arka tarafta daha şeyler var. Arka tarafta incir var. Şu ceviz. Hadi son bir kez. Evet. Bacanağım ekmek almış gelmiş.
Yüksek dağlara doğru haykırsam sevdumi. Hmm.